Gübrenin çuvalı 1600 liraydı geçen sene, 3000 liraya çıktı. Doğru mu? İlaç 340 liradan 600 liraya çıktı. Doğru mu? Mazot 24 liraydı, 45 lira oldu. Doğru mu? İşçi ücretleri, amele ücretleri 2 kat zamlandı. Doğru mu? Sulama maliyeti 3 katına çıktı. Doğru mu? Ama bunlar döndüler dolaştılar bizim ürünümüze, geçen seneki fiyatı bile çok gördüler. Doğru mu? Bu şartlar altında geçim olmuyor. Doğru mu? O zaman seçim olsun mu? Başka çaresi yok bu işin. Biraz önce söyledim. Bunlar sizin, çiftçilerin sorunu. Ama birileri sanmasın ki bu sadece sizin sorununuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Hal böyle olunca gıda enflasyonu %60 oluyor. Dünyanın 10 katı dedim ya. Bizden kötüsü yok mu diye sorun olabilir. Bizden kötüsü yok mu? Dünyadaki 200'ün üzerindeki ülkede gıda enflasyonu Türkiye'den yüksek. 4 tane ülke var. 4 tane. Gıda enflasyonu Türkiye'den yüksek. 4 tane ülke var. Bakın o ülkelerin adı: Arjantin, Sudan, Zimbabwe. Recep Tayyip Erdoğan, sen dünya liderisin ya. Geçebildiğin ülke Zimbabwe. Zimbabwe. Yazıklar olsun. Gıda enflasyonu deyince ne oluyor? Biraz önce fiyatların nasıl arttığını, maliyetlerin nasıl arttığını ben söyledim. Çiftçiler doğru dedi. Televizyonu başından bizi dinleyenler. Domates geçen yıl 3,5 liraydı. Tarlada bu sene 2 lira. Yanlış duymadınız. Geçen sene tarlada 3,5 liraydı. Bu sene 2 lira. Kavun 9 liraydı. Bu sene 1 lira. Nerede kırkağaç? Kırkağaçlılar nerede? Burada, burada. Göreyim kırkağaçları. Geçen sene 9 lira olan kavun 1 lira mı? Karpuz, Göl Marmara. 10 lira olan karpuz 1,5 lira. Doğru mu? Patates. Bunu bizim genel başkan yardımcısı torpil yaptırmış. Bu 10 yıl NİDE İl Başkanlığı yapan, patates üreticisinin bütün sorunlarını çok iyi bilen NİDE'li kardeşim. Geçen yıl 13 liraya sattığınız patates bu sene 4 lira, doğru mu? En güzeli 4 lira, evet. En iyisi 4 lira diyor. Kapya biber 22 liraydı bu sene 8 lira. Silajlık mısır 1 liraydı yine 1 lira ve bu fiyatlar, bu fiyatlar burayı öldürürken televizyonunda dinleyeni güldürmüyor. Çünkü onlar bu ürünleri 10 katı 15 katı fiyata alıyorlar. Yani üreten mağdur, tüketen mağdur. Arada birileri emeği sömürüyor. Arada birileri hepimizi kandırıyor. Ve bunun çaresi var ya, çaresi. Var mı bunun bir çaresi? Var bunun bir çaresi? Cumhuriyet Halk Partisi. Tam da bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanında
hükümet istifa diye çiftçiler bağırdığı için birileri gündemi değiştirmeye, kavgalar çıkarmaya, bizimle başka meseleler üzerinden kavga etmeye, bu sorunların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Evladınız olarak, Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunu olarak, Hacaliler Köyü'nden Sadriye Hanım'ın, Selanikli Sadriye Hanım'ın torunu olarak size namus ve şeref sözü veriyorum. Ne yaparsa yapsın, onun suni gündemine değil, bu ülkenin gerçek gündemine sizin sorunlarınızı dile getirmeye sadık kalacağım. Hatta bizi tahrik etmek, başka yerlere çekmek için yapmayacakları yok. İki ittifak ortağı gitmişler Malazgirt'e, Ahlat'a. İyi ki gittiniz. İmkan olsa ben de giderim. Olduğunda da gidiyorum. 1071'de Malazgirt meydan savaşıyla bu ülke, bu topraklar hepimizin yurdu olmuş. Orada Ansan Alpaslan'ı, orada birlikte, beraberlikte, kardeşlikte sorunları biliyorum de, gelin bu sorunları hep beraber çözelim de, yok. Bir yanında ittifak ortağı, bir yanında Hüdapar. Hangi Hüdapar? Domuz bağcı Hüdapar. Hangi Hüdapar? Kadınları sahiplendirelim köpek gibi diyen Hüdapar. Hangi Hüdapar? Anayasanın ilk 4 maddesi gitsin diyen Hüdapar. Bir yanında Devlet Bahçeli, milliyetçiliği kimseye bırakmayanlar. Bir yanında anayasanın ilk 4 maddesi kalksın diyen Türkiye Cumhuriyeti'ni temelden dinamitleyenler. Yanlarına da birer tane kuvvet komutanı. Şu kadarını söyleyeyim. Devlet Bey, sana bakıyorum. Yanındaki Hüdapar'a bakıyorum. Ve sadece şunu söylüyorum. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber?